Hocam. Arkadaşlar, kitaplarınız yoksa hemen kitaplarınızı alın gelin. Oradan işaretleyeceğimiz birkaç yer var. Şunu biraz sesimi verelim. Sayfa kaç hocam? Nasıl? Ha, sayfa arkadaşlar, Sayfa. şimdi geçen yılkiyle bu yılki kitap aynı mı, bir şey yapalım, belirleyelim. Neydi kızım, konuşan kızımızın ismi? Ceyda Nur. Şeyda Nur. Ceyda Nur. Ceyda, tamam, pardon. Ceyda, 12. sayfaya bir yazsana. Açtım Mesela hocam. orada bir düşünen bir adam var, değil mi? Felsefenin anlamı yazıyor. Yok hocam, giriş yazıyor. Neler öğreneceksiniz? Ünite hazırlık soruları var. Aa, kaçıncı şey bu sayfa? 12. 12. 12. Kitabınız şu değil mi arkadaşlar? Hayır hocam, o değil. Hayır hocam. Ha, bu değil mi? Hayır. Hocam Milli Eğitim Sarılı grili Bakımı beyazlı bir basım. şey. Ha, tamam, ben o zaman okuldan gidip o kitaptan almam lazım. Bu geçen yılın kitabı. Ya da nereden indirebiliriz? Neydi onda ilk konu arkadaşlar? Ona ben size sormayı unuttum. Felsefenin anlamı var başlık Arkadaş. olarak. Sonra düşünmenin önemi ve gerekliliği. Bilgi, bilinç, öz bilinçten bahsediyor mu? Evet hocam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bende o kitap yok ama ben Eba onu da internet. vardı. Nasıl? Eba da vardır, Eba da vardır. Epe de vardır ama şimdi indir onu, şey yap, bir sürü iş arkadaşlar. Şöyle yapalım. İçerik olarak aynıdır bu. Ben eski kitaptan işleyeyim. Daha sonra bir sınıfa ben mutlaka Epe'den açarım önüme onu arkadaşlar, o kitabı. Oradan yaparım da size, artık bu şekilde oldu. Gelecek dersimizde şey yaparız arkadaşlar. Kitabımızdan işlemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, o zaman zaten konular belli. Kitabı biraz bir kenara koyalım. Şöyle ben size bir genel anlatı vereyim. Haftaya bilgisayarda bir problem var arkadaşlar. Zoom'dan da işleyeceğiz. Mutlaka ve mutlaka derslerinize katılın. Kitaplarınızı yanınıza alın arkadaşlar. Bunların bir sınavı olacak. Büyük ihtimalle ikinci sınıf, 3, 4 açılabilir. 8 ile 12'lerde açılabilir. Bu ara sınıfları biraz aşmayacaklar. Derslerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi felsefe arkadaşlar neydi? İnsanın evreni, doğayı, kendisini anlama ve açıklama etkinliğiydi. Biz düşünen bir varlığız. Düşünceler üreterek ne yapmışız arkadaşlar? Bir medeniyet kurmuşuz. Tabii düşünen bir varlık olarak biz de arkadaşlar bilen bir varlığız, bilgi üreten bir varlığız. Bilgi ve bizde bulunan bilinç ve öz bilinç kavramı var. Bunlar arkadaşlar birbirine yakın gibi görünse de, mesela bilinç nedir bilinç? İnsanın kendisini ve çevresinin farkında olması. Yani onu bilmesi arkadaşlar. Öz bilinç hem çevreyi, yani dış dünyadaki işte çiçeği, ağacı, beni görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar sizin iç dünyanız var. Duygularınız, düşünceleriniz var. Bu da öz bilinç oluyor arkadaşlar. Bilginin ise en basit tanımı özne ile nesne arasındaki ilişki. Yani şu kalem benim zihnim arasındaki İlişki arkadaşlar. Unutmayın, haftaya ya bundan sonraki dersimiz arkadaşlar Zoom'dan olur ya da olmaz, EBA'dan mutlaka kitaplarınızı getirin. Ben EBA'dan indirip oradan arkadaşlar işaretleyeceğiz. Kitap değişmiş. Şimdi felsefe kavramı var. O sizin kitabınızda da vardır arkadaşlar. Biraz önce tanımını yaptık. İnsanın kendini, etrafını, doğayı anlama ve açıklama etkinliği. İslam dünyasında arkadaşlar hikmet olarak
anılıyordu felsefen. Hikmet şu anlama geliyor. Her şeyi bilen anlamına gelen bir kavram. Tabii ki insan her şeyi bilebilir mi arkadaşlar? Bilemez değil mi? Çünkü insanı düşünün, yani kendinizi ve tüm insanları düşünün arkadaşlar. Her şeyi bilebilseydik artık bir takım araştırmalara gerek yoktu. Bakın bir virüs çıktı. Onun hala tedavisini bulamadık. Yani evrende çok gizlilik var. İnsanlar onu keşfediyor. Hikmet kavramı burada biraz eksik kalıyor. Her şeyi bilen anlamına geldiği için arkadaşlar Arapçada orada biraz sıkıntı var. Filozof, felsefeyle ilgilenen insan, mesela ben bir filozof muyum diyelim. Günümüzde filozof var mı? Daha çok bilim adamı şeklinde arkadaşlar. Eskiden filozoflar antik Yunan'da ya da ilerleyen zamanlarda filozoflar mutlaka vardı. Neydi sizin konu başlıkları? Bir arkadaşımız okuyor Vesim. Şeyden okuyun arkadaşlar. Şu birinci ünitenin şeyleri var ya, içindekiler. Felsefeyi tanıma ünite başlığı, sonra felsefenin anlamı, ondan başlıkları düşünmenin önemi ve gerekliliği, felsefeyi düşünce, onda ana başlıkları, özellikleri. Bir tane daha var, felsefenin insan ve toplum hayatında rolü. Şimdi şöyle, düşünmenin önemi dedin değil mi? Orada duralım. Felsefe bir düşünce alanıdır arkadaşlar. Bilim değildir. Kesinlikle bunu karıştırmayın. Felsefe bir düşünce alanı. İnsan yaratılış gereği düşünen bir varlıktır. Yani kendinizden pay biçin. Düşünüyorsunuz arkadaşlar. Okulu düşünüyorsunuz. Aileyi düşünüyorsunuz. Ailedeki bir takım sorunları düşünüyorsunuz. Havanın sıcaklığını düşünüyorsunuz. Yani çok farklı düşüncelerimiz var. İşte felsefenin ortaya çıkmasında bu düşünce, düşünen bir varlık olmamızdan dolayı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Merak duygusu. Düşünce üretirken merak da ortaya çıkıyor. Yani bu nedir? Nasıl olmalıdır? Gibi. Bu düşünceler arkadaşlar işte felsefi düşüncenin temelini oluşturuyor. Zaten günümüzdeki bu medeniyetin oluşmasında da ilk insandan günümüze kadar meydana gelen bu düşünce sistemi vardır. İnsanın düşünme yetisi vardır arkadaşlar. Descartes ne demiş? Düşünüyorum, öyleyse varım arkadaşlar. Yani insan bir başka filozof da ne demiş? İnsan düşünen bir hayvandır demiş. Tabii biz hayvanlığımızı kabul etmiyoruz arkadaşlar. Düşünen bir varlıktır. Ama o şunu söylemek istemiş. Yani biz diğer hayvanlar gibi bir takım fiziksel özelliklerimiz var. Ama bizi diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliğimiz neymiş arkadaşlar? Düşünmemiz. Düşünceden sonraki konu neydi kızım? Ondan gidelim. Felsefe terimi. Felsefe terimi. Evet. Felsefe terimi arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Felsefe terimi daha önce de anlatmıştık. Felsefe arkadaşlar antik Yunan'daki filozofiya kavramından türemiş. Yani bilgiyi seven anlamına gelen bir kavram felsefe. Filozofsa bilgiyi seven. Birbirine yakın gibi oldu ama filozofya yani bilgiyi arayan anlamına gelen bir kavram. Felsefeyle ilgilenenler de arkadaşlar ne deniyordu? Filozof deniyordu. İlk, bunu yazabilirsiniz, kaleminiz vardır. İlk felsefe kavramını kullanan kişi arkadaşlar kimdi? İlk felsefe.
matematikçi. Bağıntısı vardı. Pisagor. Pisagor arkadaşlar. Pisagor'un olduğunu söyleyebiliriz. O her şey sayı demiştir. Sayılarla aklını bozmuş arkadaşlar. Başka ne vardı kızım? Felsefeden sonra. Felsefe tanımları. Ha, felsefe ve tanımları. Arkadaşlar, felsefenin çok tanımı var. Yani şaka gibi dedim. Öyle anladınız. Çok tanımı var arkadaşlar. Çünkü dünya üzerinde birçok filozof var. Hepsinin farklı tanımları vardır. Bunları bilmek zorunda mıyız? Değiliz arkadaşlar. Benim eski kitabımda da var mesela Platon'un, ünlü filozof Platon, antik Yunan'da yaşamış. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır. Bakın, doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır. Düşünüyorsun ama düşünürken de doğruyu bulmaya çalışıyorsun. İşte yaşamın ideal yaşamı sorgulayabilirsin. Acaba ideal bir yaşam var mı? Nedir ideal yaşam? Yani böyle dertsiz, gamsız, kedersiz bir yaşam olabilir mi? Olabilir mi? Hiç derdin yok, tasan yok, sıfır stres. Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Çünkü arkadaşlar biraz biz bu dünyaya dert çekmeye gelmişiz. Sizler daha küçüksünüz. Biraz ergensiniz artık. Her şeye toz pembe bakıyorsunuz. Yarın büyüdükçe birçok sorunlarla karşılaşacaksınız. Okul, iş, evlilik. Yani sorunsuz insan yok arkadaşlar. Doğruyu bulmak yolunda düşünsel bir çalışmadır. Sorumsuz bir insanın olmadığını da burada söyledik arkadaşlar. Kaç kişi izliyor ki acaba bizi şu anda? 29 kişi. 29. 29. Vallahi YouTube kanalımda beni arkadaşlar 2-3 bin kişi izliyor. Yani bırakacağım o çocukları. Ders anlatıyoruz arkadaşlar. Derslerinizi dinleyin bakın. Diğer arkadaşlarınıza da söylemek lazım. Bir sınıf herhalde 29 kişi olduğuna göre bir sınıf gibi bir şey izliyor. Yarısı yok. Bunlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Diğer derslerde de bu sıkıntı var. Allah'tan ki bizim okulumuz proje okulu. Sizler sınavla geliyorsunuz. Biraz bilinçlisiniz. Ama arkadaşlar diğer okullarda bir kişi ya da sıfır kişiyle ders yapıyor öğretmen ya da yapamıyor. İzleyin arkadaşlar. Bunun mutlaka yazılısı olacak. Kasım ayı içerisinde okula davet edileceksiniz. Kitaptan bunları işaretleyeceğim. Ben kitabı önce yeni kitabı EBA'dan indirip bir inceleyip ona göre yeniden bir ders notu şunu bunu oluşturmamız lazım. Arkadaşlar eğitim çok önemli. Bak ben çok üzülüyorum. Benim emekliliğim seneye doluyor. Çoğu çocuk da okudu. Ya da biri okuyor, biri mezun oldu, iş sahibi oldu. Biz de rahatız. Ama arkadaşlar benim kaygım var. Eğitim alanında maalesef tüm dünya okulları açtı, biz hala açamadık. Devletin kanalında konuşuyoruz arkadaşlar. Belki dinleniyordur, bilmem nedir ama okulları mutlaka ve mutlaka tez elden arkadaşlar bu salgın da göz önünde bulundurularak açılması lazım arkadaşlar. Bir günlük kayıp bir yıla ya da bir yıllık kayıp arkadaşlar onlarca yıla bedel. O eğitim zinciri koptuğu zaman ülkelerin gelişmesinde, ilerlemesinde yer edinemeyiz. Bakın Rusya'da olsun, Amerika'da olsun, orada burada 20-30 bin tane vaka çıkıyor. Adamlar tedbirini alarak okulları açıyor arkadaşlar. Sizin de psikolojiniz mutlaka bozulmuştur. Her gün evde, her gün evde bilgisayarın başında. Zaten bittiği zaman hemen parmaklamaya başlıyorsunuz. Facebook'tur, şudur budur. Mutlaka okulun açılması gerekir.
Ünlü bir filozof arkadaşlar, Aristo, felsefe ilkeler ya da ilk nedenleri bilmedir. Yani ilk neden nedir sorusu üzerinde durmadır. Ama derse bitiyor mu bilmem. Kaç dakika var? Ha, var daha. Felsefe insanın gücü nispetinde eşyayı, hakikati bilmektir. El-Kindi, Arap kökenli arkadaşlar bir filozof. Felsefe bütün var olanların hakikatini bilerek yetkinleşmektir. Her şeyi bilmek gibi İbn Sina demiş bunu. Kant var arkadaşlar. Felsefe kuralları koymak değil. Yani bu tanımları bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şurada birçok felsefe tanımı vardır. En basiti insanın evreni, doğayı, kendini tanıma etkinliği. Yani birçok filozof tanım yapmış. Başka ne vardı kızım? Bir de onu söyleyeyim. Burada filozof kimdir felsefi diyor. Felsefi düşünce. Ha, felsefi düşünce. Dur bakalım. Ha, burada arkadaşlar burayı da işleyebilirsek gayet güzel olacak. Burada birkaç tane kavram var. Mesela eski kitapta filozof kimdir? Yazabilirsiniz kalem varsa. Filozof, felsefe ile ilgilenen kişi arkadaşlar. Yani felsefe ile ilgilenen kişiye filozof deniyormuş. Felsefenin anlamı var. Bilgelik sevgisi. Yazın, felsefe bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Bunu unutmayın bak. Bilgelik sevgisi yazın bu kenara. Bilgelik sevgisi yazın da çıkar. Bunları yazdıktan sonra peki hocam bir daha der misiniz? Diyelim. Filozof kimdir? Felsefe ile ilgilenen kişi. Yani bunun arkadaşlar çok böyle içli dışlı olan kişiye filozof deniyor. Bir de bilgelik. Bir de felsefenin anlamı. Bilgelik sevgisi. Testlerde çıkar arkadaşlar. Yazar bilgelik sevgisi anlamına gelen filozof felsefe kavramı diye. Bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Filozofia kavramı Yunancası. Filozofia. Felsefi düşüncenin nitelikleri. O arkadaşımız bir okusun. Ona göre gidelim arkadaşlar. Neymiş? Birincisi. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı var. Yok yok felsefi düşünce var ya. Onun başlıkları yok mu? Sorgulayıcı olma, refleksif olma, tutarlı, evrensellik, yığılımlı olma. Onun başlıkları şey hocam. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı, felsefi düşüncenin özellikleri. Hı hı. Bu kadar. Felsefi düşüncenin özellikleri neler? Bir baksana alt başlıklarına. Hocam şey yazıyor, evrensel olma, sorgulama, merak etme, şüphe duyma, tamam, hayret etme. Tamam. Sorgulayıcı olma arkadaşlar. Soru sorma. Merak duygusuyla ortaya çıkan soru sorulma. İşte kuş nasıl uçuyor? Ağaçın yaprakları niçin yeşil? Ölüm, öldükten sonraki yaşam. Bakmış insan çevresine, ya demiş bu kadar muazzam bir evren var. Gidiyorsun denizin başına, temiz hava, dalgalar, kuşlar. Acaba bunun bir yaratıcısı var mı? Onu merak ediyorsunuz. Uçağı, helikopteri demeyelim. İlk insanlardan bahsedelim. Kuşların uçtuğunu merak etmiş arkadaşlar. İklimleri merak etmiş, depremi merak etmiş. Sorgulamış yani. Sosyal hayatını sorgulamış, yaşamını sorgulamış. Gelecekteki yönetim biçimlerini sorgulamış, şimdiki yönetim biçimlerini sorgulamış. Yani felsefede arkadaşlar sorgulayıcılık vardır. Eğer siz her şeyi sorguluyorsanız arkadaşlar felsefi düşünmüş olursunuz. Özellikleri dedim değil mi buna? Özellikleri. Bunlar önemli arkadaşlar. Sorgulayıcı olma. Refleksif var mı? Evet. Refleksif. Bu arkadaşlar testlerde çıkar, yazılıda da çıkar, testlerde de çıkar, sınavlarda da çıkar. Yani sınavlarda dedim bu deneme sınavlarında. Keşke okulumuz açık olsa da deneme sınavları yapsaydık. Ama ben size testler göndereceğim EBA üzerinden. Çözeceksiniz arkadaşlar. Düşünmenin üzerine düşünmek arkadaşlar. Hocam o yani dediğiniz şey neydi? Neydi? Refleksif. Yazıyor mu kitapları?
ref feyle finikenin ref lek tip. Açıklaması da var hocam. Evet, vardır vardır arkadaşlar. Önemli çünkü. Ah sesi arkadaşımızın kötü geldi. Felsefe insanın kendi üzerine düşünmesi anlamına anlamında refleksiftir. Filozof yalnızca düşünmez, düşündükleri üzerine de düşünür. Yani düşündüğünü tekrar düşünmek arkadaşlar. Düşünceleri tekrar irdelemek. Bu eylem düşünmeyi düşünmektir. Düşünmenin kendi üzerinde yönelmesi, öze dönük bir eylem. Yani düşündüğünü tekrar düşünüyorsun arkadaşlar. Ayrıntıyı kaçırmamak için. Refleksif. Siz yazabilirsiniz oraya. Düşündüğünü tekrar düşünmek ya da o yazan yeri bir işaretleyin. Hocam sayfa 22'de var zaten açıklaması. Tamam kızım. Onları ben işaretleyeceğim size. Bir şöyle yapacağım. Ne yapacağız? Ben onları bir okuyacağım. Önemli yerlerini size diyeceğim ki arkadaşlar şuraları. Zoom'da olduğu zaman zamanımız biraz artacak. Yapacağız yani. Eksik kalmayacak arkadaşlar. Bizim dersimiz şeye uygun. Uzaktan eğitime uygun. Derste olsak dövüşürdük ama. Tabii sizi tanımadan ders işiyoruz. Geçen sene nöbette şöyle bir kafayı girin içeri diye bağırdık size. Biraz tanımadan işliyoruz arkadaşlar. Sizlerle yüz yüze tanışmak için günü sayıyoruz inşallah. Görüşürüz. Zerane, her zamanda. Altında tak yok mu? Özlediniz mi okulu? Yoksa böyle iyi mi? Hocam böyle iyi ya. Böyle iyi mi işte? Ben ya eğitim ya. Konusunda tam uzaktan eğitim biraz sıkıntı ama hani çok da şey değil, böyle olsa daha iyi. 10B var mı arkadaşlar? C ile D'ydi değil mi? Evet hocam. Biraz sonra B'lere var. B arkadaşlar, sınıf öğretmeni kim bilmiyorum da beni eklemesi lazım. İletişimi kuramıyoruz onlarla. Ayşe hocam. Ayşe okudum. Hocam, tamam, ben Ayşe Hanım'a söylerim, beni ekletirim arkadaşlar. Refleksif olmak bu. Düşündüğün üzerine düşünmek arkadaşlar. Tutarlıdır. Benim kitabımda yazıyor, orada da vardır. Tutarlıdır arkadaşlar. Tutarlı bir alandır. Evrenseldir. Ne demek evrensel? Bir arkadaşımız söylesin. Evrensel. Bütün insanlık için geçerli olan. Bütün, aferin, bütün insanlık için geçerli olan arkadaşlar. Yani tüm konulara Almanya'da, Rusya'da, Çin'de de ilk insanda, son insanda arkadaşlar, ölümü, öldükten sonraki yaşamı, güzelliği, sanatı, şunu bunu merak etmekten. Dertlerimiz aynı esasında. Nedir? İşte sanat konusunda herkesin ayrı bir beğenisi vardır. Kültürden kültüre sanat, müzik değişebilir, tiyatro değişebilir ama o sanat ve sanatçılık duygusu evrenseldir arkadaşlar. Her insanda vardır. İlk insanlar bile ne yapmışlar? Duvarlara yazı yazmışlar. Ateşe, ne bileyim, resimler çizmişler. Bir resim kalmış. Kendi kendilerine müzik yapmışlar vesaire gibi. Yığılımlı ilerleme. Yığılımlı ilerleme şu arkadaşlar. Bilgiler yığılarak ilerliyor. Mesela birinci sayfadan başladı felsefe kitabı. 2, 3, 5, 10 dönem sonuna bir bakıyorsun. 150. sayfaya gelmişsiniz. Okuduğunuz kitap gibi. Yığılımlı. Bu bilgiler arkadaşlar felsefenin bilgileri yığılıyor ama çok da bir sonuca ulaşamıyor. Bilimlerdeki gibi değil. Mesela eskiden görüntüsüz telefonlar vardı. Şimdi görüntülü telefonlar var. İleride başka nasıl telefonlar olacak kim bilir. Felsefenin ki öyle değil arkadaşlar. Ama bilgiler birikiyor, yığılıyor. Eski bilgileri yeni bilgilerle karşılaştırıyorlar. Yeni çıkarımlar ortaya atıyorlar. Mesela ölüm ve tanrı meselesi, yaratıcı meselesi. Yani ilk insandan son insana kadar arkadaşlar, yani kıyamete kadar bu devam edecek. Ölüm, öldükten sonraki yaşantı. Çünkü hiçbirimiz de gidip arkadaşlar gelmiyoruz. O ışığı bir türlü göremiyoruz. Yani gördükten sonra zaten geri dönme şansımız yok. Işığı gördün mü? Gittin. Allah gecinden versin. Ve insanlar da merak ediyor. Ama bu bilgiler yığılırken arkadaşlar bir de öyle çok bir ilerleme yok. Sistemli arkadaşlar
olabilir sistemli. Yani bunların belli bir sistemi var. Çok da felsefe böyle atma tutma olayı gibi ama düşünceler arkadaşlar mantık kuralları içerisinde sistemli, sorgulayıcı, tutarlı bir şekilde açıklamaya çalışır. Bu da felsefenin önemli bir özelliği. Sistemlidir, sorgulayıcıdır, eleştirildir, eleştireldir arkadaşlar felsefe, eleştireldir. Felsefi düşünce, bilgi, varlık, değerler üzerine sorgulamadır. Dersimiz pat diye bitebilir arkadaşlar. Ben uzattığım kadar uzatacağım. Bazen bitmiyor, bir iki dakika, ondan sonra bitiveriyor. Biterse haftaya görüşürüz. Bitinceye kadar ben anlatayım. Arkadaşlar bilgi nasıl bilebiliriz? Düşüncenin özelliklerinden bu. Nasıl bilebiliriz arkadaşlar? Bunu merak etmişler. İnsan nasıl biliyor bu dış dünyadaki varlıkları? Varlık, gördüğümüz varlıklar var. Kalemdir, defterdir, bilgisayardır, cep telefonudur. Bir de görünmeyen varlıklar var. Yaratıcıdır, ruh gibi. Bunlara da varlık diyoruz. Değer dediği arkadaşlar, ahlak, din, siyaset, ekonomi, yaşam, yani değerlerle kültür, değerlerle alakalı, yaşamla alakalı felsefeni alanları sorgulamaktır. Yaşamı sorgulayabilirsiniz, siyaseti sorgulayabilirsiniz, dini sorgulayabilirsiniz, insanları sorgulayabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz yapıyı sorgulayabilirsiniz. Zaten arkadaşlar sorgulamadan olmaz. O zaman bizler gerçeğe ulaşamayız. İşte bu virüs konusunda 1200, 1500, 3000 bir açıklama yapılıyor günlük. İnsanlar sorguladı. Ya dedi, çevremizde çok hastalanan var, ölen var. Acaba bizi kandırıyor mu, devlet nedir diye. Onu sorguluyor arkadaşlar. Yani sorgulayacaksın çünkü görüyorsun, çevrende görüyorsun, varlık olanları görüyorsun, açıklananı görüyorsun, bakıyorsun arkadaşlar. Bakanlığımız da bu konuda gerekli açıklamaları yaptı tabii. Nedir? Hasta pozitif olup da sentrom göstermeyen, ayakta geçirenler hasta sayılmıyor arkadaşlar. Hastaneye düşmesi lazım ya da işte başının sağını solunu ağrıması lazım gibi. Yani bunlar sorgulanıyor arkadaşlar. Siyaset, işte ekonomik sıkıntı var. Bunları sorguluyor insanlar. Gibi. Bu günlük yaşantıdaki sorgulama. İşte felsefe arkadaşlar tam bu alanlara giriyor. Biraz sorgulama, eleştirel bakabilme olaylara, varlıklara. Akla dayalıdır. Aklın ürünüdür arkadaşlar felsefe. Akılla kavrayabiliriz bu varlıklar alemini biz ve onu sorgulayabiliriz. Akılsız olmaz. Hayvanlardan ayıran olmaz. Olmaz.